Merhabalar efendim, hayırlı akşamlar diliyorum. Bütün Diyanet TV izleyicilerimizi en kalbi muhabbetlerimizle, sevgiyle, saygıyla, hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Bir farklı bakış akşamında daha sizlerle birlikteyiz. Bugün stüdyomuzda iki kıymetli konuğumuzla İslam düşüncesinde özellikle de kelami açıdan Allah-Alem ilişkisini konuşacağız. Önemli bir konu gündemimizi almamızı gerektiren modern ve postmodern zamanlarda da oldukça hem ilmi camianın, ilim camiasının gündeminde hem de aslında doğrudan pratik hayatta insanların hayatlarına dokunan başlıkları ilgilendiren bir konu. İslam düşüncesinde Allah-Alem ilişkisi. Konuklarımızı hemen sizlere takdim edip ardından da bu sohbeti başlatmak istiyorum. Efendim Profesör Doktor Ramazan Altıntaş hocamız, Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler. Sefalar getirdiniz Sağ olun. programımıza. Sağ olun. Ve Profesör Doktor Mehmet Evkuran hocamız, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş Sefalar programı. Şimdi İslam düşüncesinde Allah alem ilişkisi deyince hocam önce Allah ve alem kelimelerinin özellikle de kelam ilmi açısından olmak üzere kavramsal ıstılahi anlamlarına dair bir giriş yapmanın ben uygun olacağını düşünüyorum. Bu açıdan bakınca da önce Ramazan hocama Tanrı tasavvurları ile ilgili insanlık tarihinin ve dinlerin bir soruyu yöneltip ardından da Mehmet hocama da alemle ilgili soruyu yöneltmek istiyorum. Ramazan hocam hem e, İbrahimi dinler diyebileceğimiz evet. vahye dayalı dinler açısından hem e, vahye dayalı olmayan, bozulan ve bu bozulma esnasında cahiliye toplumunu da içine alacak şekilde o arada yaşanan dönemlerde insanların yaşadığı tanrı tasavvuru değişimini hem de İslam'ın tanrı tasavvurunu yani bu sadece başlı başına bir program konusu bile olabilir ama ben özet evet. olması için bütün insanlık tarihini işin içine katarak Tanrı tasavvuru insanlık tarihinde özellikle de İbrahimi dinlerde, vahye dayalı dinlerde nasıldır? İslam nihai noktada onu nereye doğru e, evirmiştir sorusuyla başlayalım istiyorum. Buyurun. Evet, teşekkür ediyorum. İsterseniz isterseniz önce cahiliye döneminden kısaca buyurun, yani buyurun. bahsetmek istiyorum. Hani bir söz vardır dinler tarihinde dünyanın neresine giderseniz gidiniz mabetsiz bir şehir bulabilirsiniz ama mabutsuz bir şehir asla demişlerdir. Zaten insanın yapısında da doğuştan getirdiği bir inanma duygusu var, inancı var. Tabi bizim inancımızda elesti bir Rabbiküm Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ayette sorulmuş böyle bir soru. Yani belki bu bizim anılarımızda bilinçaltımızda olan bir şey. Yani bütün bir insanlıkta böyle bir şey var. Şimdi Cahiliye dönemi dediğimiz dönem, e, İslam öncesi dönemi kastediyoruz, yani Hristiyanlıkla İslam öncesi dönem. E, bu dönemde de Mekke toplumu daha çok e, göz önünde tutacak olursak, e, bir tanrı inancı vardı. Yani tanrı inancı ilah kavramı anlamında e, çoğulcu, politeist bir anlayış vardı. Herkesin kendisine özgü, yanında taşıdığı, yolculuklara çıkarken beraberinde götürdüğü ya da işte Kabe-i Muazzama'da, Harem-i Şerif'te veya kabilelerin büyük e, mabetler yaptıkları, erbap adı verilen yani putevleri dediğimiz yerlerde hepsinin bir şeyi vardı. Yani bir ilah olarak addettikleri e, nesnelerden yapılmış ve onlara uluhiyet, rububiyet atfettikleri varlıklar vardı. Fakat bütün bu varlıklar üzerinde de yüce bir Allah inancı da vardı. Yani hepsinin üzerinde bir inanç vardı. Biz Kur'an-ı Kerim'de bunu teyit ediyor, Kur'an'dan da öğreniyoruz. Hatta bir ayette yeri ve göğü Cenab-ı Hakk'ın yarattığını, güneşi ve ayı sizin emrinizi amade kıldığını arkasından da işte onlara sorsanız bunları kim yarattı diye men halakas vel ars yani kim yarattı göğü ve yeri diye sorsanız derler ki Allah derler. Yani bir Allah inancı vardı. Ama burada Allah inancı Allah'ın varlığından ziyade tabii bir birliği konusunda daha çok tartışmalar vardı. Ya da Allah'ın uluhiyetini parçalama, sıfatlarını parçalama gibi bir anlayışta egemendi. Biz eee Belki öncekine de bakmak lazım. Yani ehli kitaba da bakmak gerekiyor Sen bu hocam, noktada. Tabii. Mesela e, biz e, Hristiyanlık, Yahudiliği yani burada kastediyoruz. Elbette onlarda da bir Allah inancı vardı. Yani ilk vahyedildiği zaman İncil, Tevrat, ilahi kitaplarda muvahhit, tekçi bir monist bir Allah inancı vardı. Fakat daha sonra bunlar tahrip edilmesi yani bu kitapların bir bozulmaya uğraması ya da e, paganizmle yani karşılaştıkları zaman e, bunlar da o bir olan Allah inancında bir parçalanma yaşandığını görüyoruz. E, hatta Allah'ın cismanileştirildiğini yani hem Yahudilik, Hristiyanlıkta hem de Allah'ın rollerinin paylaştırıldığını görüyoruz. Yani bu bugünkü anlayışta da var. E, bu tabi ilk dönem ilk orijinal yapıda böyle bir şey söz konusu değil. Ama e, Yahudilik'te de, Tanrı anlayışı bugün mevcut olan yani Tevrat'a da baktığımız zaman aşırı teşbihe dayanan bir Tanrı anlayışı var. Yani bir insan biçimci bir tasavvur var e, ve bu insanileştirilme yani Tanrı insanileştirilme durumu söz konusu. Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ayette de şöyle geçiyor. E, Hz. Musa'ya hitaben dediler ki ey Musa! Yani sen Allah'ı bize göstermedikçe sana inanacak değiliz anlamında ayetler var. Bir defa yani Tanrı'yı ilahı millileştirdiler. Yani Yahudilikte milli bir Tanrı anlayışı var. Onun da ötesinde sınırlandırdılar. Yani sanki Allah İsrailoğulların Allah'ı onun dışındaki varlıkların Allah'ı değil. Ama öyle bir Allah profili var ki Yahudilikte çok baskıcı bir Allah anlayışı, intikamcı bir Allah anlayışı ve İsrail oğullarının babası onları koruyan, yerine göre de eee İsrail oğullarına karşı olanları cezalandıran despotik bir tanrı anlayışı mevcut. Hatta bugünkü Tevrat metinlerinde de var. İşte yeryüzüne inip ona bir mekan izafe etmeleri evet. Ve bir insan kılığında inip Hazreti Yakup'la birlikte güreş yapmalar vesairesi Hatta anlatılır. Hatta yenilir falan yani. O tabii gibi, tabii. Şimdi bir de seçilmiş bir millet e, nazariyesi var. Yani bunlar da seçilmiş bir millet. Seçilmiş millet Yahudi milleti. Yani buna göre Tanrı da Yahova da Yahudilere özgü olan bir anlayış. Ve yeryüzünde egemenlik kılmaya çalışan ve Yahudilerin bekası için diğer Yahudi olmayan insanlarla savaşan bir tanrı profili çiziliyor. Evet. Halbuki yani özgün, otantik yapıda böyle bir şey olamaz. Yani Allah herkesin Allahıdır, herkesin ilahıdır. Şimdi biz aynı şekilde Hristiyanlığa baktığımız zaman Hristiyanlıkta da bir kral tanrı, yani tanrı insan anlayışı olduğunu görüyoruz. İşte Hazreti İsa'ya atfettikleri durumlar ve asli suç Hazreti Adem Aleyhisselam'ın işte cennetteki yasak olan meyveden yemesi veya ağaca dokunmasıyla birlikte çıkarıldığı hikaye edilir. Tabi bu Kur'an'da anlatılan şeylerdir ama evet. bunu Hristiyanlık bir başka yani şekle sokarak işte Hz. İsa'nın bütün bir insanlık adına yani bu asli günahı üstlendiği ve Haç da yani bunu kendisini feda ettiği bunu da bütün bir insanlığı severek yani yerine getirdi. Yahudilikte de sanki despotik işte Haş'in sert bir tanrı anlayışına rağmen Hristiyanlıkta ise işte daha merhametli, daha sevgiye, daha sevecen bir tanrı tasavvurunda yani bulunduklarını görüyoruz. O zaman yani iki uç Banlon'da. hocam bu da tabii yani iki uç ama İslam'ın anlayışına geldiğimiz zaman ki Belki Hristiyanlık'ta bugün geldiğimiz nokta yani demin sözlerimin başında dedim ki cismanileştirilmiş bir Tanrı tasavvuru, evet. Yani enkarne edilmiş bir nevi Hazreti İsa'da Tanrı'nın bedenleştirilmesi anlayışı da yani egemen hı hı. ve teslis inancı vesaire gibi şeyler var. İslam'a geldiğimiz zaman İslam bunu tevhid, temelinde tevhid vardır. Yani İslam'ın Allah anlayışında ki tevhid de belki İsmail Raci Faruki'nin ifade ettiği gibi bir şeyin bir şeyle ve bir şeyin her şeyle olan ilişkisi diye tarif eder Eyvallah. yani Allah bir şey bir şey olan Allah'ın her şeyle bir ilişkisi ve her şeyinde o bir olanla yani ilişkisi olarak anlatılır Temelde Tevhid anlayışı var yani bu konuda ısrarla yani İslam bu Tevhid'in korunması üzerinde durur Evet. Zaten tenzih dediğimiz nokta ile de çok yakın bir irtibatı var anlayışın. Biraz bir de defa açarız. Yani açarız. Allah İslam inancında Rabbül Alemindir. Yani ne Yahudilikte olduğu gibi sınırlandırılmış bir Allah anlayışı. Yani ne milli bir tanrıdır, ne, ne de sınırlandırılmış. Evet. Böyle bir tanrı tasavvuru evet. söz konusu değil. Evet. Yani alemlerin Rabbi olarak anlatılır. Şimdi alemler bu dünyanın falan da değil. değil. Alemler. Yani. geniş kainatın bütün bir varlığın ve sıfatları da asla parçalanmaz. Ya yani bu ne uluhiyetiyle ne rububiyeti asla parçalanmaz ve Allah'ın rolü de bir başkasına asla verilemez. Yani bunu zaten en güzel bir şekilde anlatan sure İhlas Suresi. Eyvallah. Kul huvallahu ehad. Yani de ki o Allah birdir. Buradaki ahad ile vahid hani kelamda biz bunlardan bahsederiz. Hı hı. Evet ikisi de belki bir anlamına geliyor ama ahadiyet daha çok yeganecik, biricik olan yani bir başka Türkçe'de olmayan, belki tek. Tek olan yani hı hı. tek olan varlık diyoruz. İşte Allahü Samet. Allah her şey ona muhtaçtır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir diyoruz. Ama bakıyoruz ki diğer dinlerdeki ilah anlayışlarında Allah'ı muhtaç bir varlık haline getiriyor. Lem ve lem yani ne doğmuş ne doğrulmuş. Halbuki Hz. İsa mesela ona tanrılık atfediyor Hristiyanlar ama işte bir anadan doğduğu belli Hz. Meryem validemiz var. Kur'an-ı Kerim onu yiyen, içen, gezen, dolaşan hani varlık olarak anlatıyor. Yani bunlar insan yani ama insana insanilikten ilahili terfi ettirilme durumu söz konusu. İşte velem yekulle küfenahat diyor. Yani yeryüzünde bir dengi benzeri olmayan bir varlık. Ve sonra İslam'ın yani Allah inancının temelinde yaratıcı olma özelliği vardır. Yaratıcıdır. Sadece yaratmakla kalmayan. Yani düzenleyici bir Allah tasavvuru var. Onu birazdan açalım yani, hocam. Onu açalım. Derseniz burada cahiliye ile ilgili söylediklerinizle ilgili bir şey sormak evet. istiyorum. Cahiliye toplumunda yanlarında taşıdıkları bir tür nesne, materyal evet. şeklinde bir olan Allah'ın uluhiyet ya da rububiyetini paylaştırdıkları evet. tanrıcıklar var. Hı hı. O tanrıların, o tanrıcıklarının ya da hayat üzerinde bir tahakkümü olduğuna, onların hayatlarında yönlendirici, onların hayatlarına efendim kanun koyucu, idare edici bir tarafı olduğunu düşünüyorlar mı hocam? Yani tabii düşünceler var. Yani Erbap adı verilen özellikle büyük tapınaklar vardı Mekke'de. Hı. Şimdi bu tapınaklarda icra ettikleri bazı ibadetler vardı. Neydi bunlar? Mesela kurban kesmeler. Yani o putlar adına kurban kesme var. Tavaf var mesela ya da adak, dilek yani istekler var. Yani burada söz konusu olan şeyler var. Yani bir nevi bir aracı rol. Şöyle bir şey, kral tanrı dedim. Şimdi onlar bir düzen olarak Mekke oligarşisinde diyelim bir şey var bir yönetici sınıf var evet. şimdi bu yönetici sınıf e, erişilmez insanlar yani erişilmez yöneticiler e, bunlara ulaşmak için doğrudan avamın halkın ulaşması mümkün değil aracıların olması lazım ulaşmak için e, şimdi buradan türeterek yani sanki Allah'la e, diğer varlıkları da yani kral insanla yani Allah kral Allah tasavvuru gibi bir şey e, ortaya koyuyor anlayış hı hı ona ulaşabilmek için de niçin putlara taptıkları söylenildiğinde şefaatçilerimiz olsun aracılar olsun diye tapıyoruz anlamında. Yani doğrudan istek ve arzularını iletememe ve bunu bir aracılar kanalıyla iletme aynı zamanda bir insan biçimci de o da hakeza bir ki. ilah anlayışına gidiyor. Bunun için zaten şeyde Kureyş suresinde diyor ki Feliyav budur <laughs> Rabb hal beyt Evet. Yani bu beytin Rabbine kulluk edin. Yani bu latın, uzanın, menatın e, Rabbine, yani Rab olarak kabul ettiğiniz şeylere değil. Çünkü evet. bunların bir özelliği var. Nedir? Yani Allah'ın iki özelliği orada dikkatimizi çekiyor, vurgulanıyor. Bunlardan birisi işte insanı güvende hissettiren bir Allah, korkudan emin kılan bir Allah. Bir diğeri de... Açlıktan doyuran bir Allah. <laughs> ve <Evet>, Bu özellikler <laughs> üzerinde ve bir güven Eyvallah. tesis eden bir Allah Eyvallah anlayışı hocam. olarak anladım. Teşekkür ediyorum hocam. Burada Mehmet hocama döneyim. Hocam şimdi hocamın çizdiği o... Tanrı tasavvurları bir alem var ve bu alemle irtibatlandıracağız birazdan. Özellikle İslam düşüncesi açısından bunu konuşacağız ama o alem dediğimiz şeyde bir tanımlamamız lazım. Ee, Müslümanlar alemi nasıl görüyorlar? İslam'dan önce alemle ilgili düşünce neydi? Alem dediğimiz şeyin içerisine ne giriyor? Bu manada oradan baktığımızda bu kullanılış biçimi ve kapsamı itibariyle İslam öncesi sonrası bir değişim ve dönüşüm var mı alem kavramında? Efendim, ben de öncelikle e, ekranlar başında bizi izleyen bütün seyircilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. İnce davetinizden dolayı size işte teşekkür ediyorum. Ramazan Hocam'a da saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, daha önce Ramazan Hocam'a sormuş olduğunuz sorulan Buyurun lütfen. Tabii tabii. tabii alemle ilgili tabii. Tabii e, görüşlerimi paylaşmak isterim. E, gerçekten Kur'an-ı Kerim, ya İslam düşüncesinin Kur'an'ı dayanaklarını e, tespit etmeye çalışanların derhal fark edebilecekleri bir gerçek var. O da şöyle ifade edilebilir. Kur'an Tanrı tasavvurunu tahsih etmek için mücadele vermiş bir metindir. Hatta ve ma kadarullah hakka kadrihi şeklinde var olan Tanrı tasavvuruna dair ciddi iki ayet eleştiri vardır. Onlar Allah'ı gereği gibi takdir edemediler. Yani tanıyamadılar. Nasıl yaptılar? Şirk koştular. Ya da insanlarla, varlıklarla Yüce Tanrı arasında genetik bağlar kurmaya çalıştılar ki ihlas süresinde doğmamıştır, doğurulmamıştır şeklindeki anlatımlarda bunlara verilmiş bir cevaptır. Dolayısıyla gerçekten her türden dindarlık belirli bir tanrı tasavvuru üzerine inşa edildiği içindir ki belki de bu hikmet üzerine Kur'an-ı Kerim tanrı tasavvurunu tahsiye etmeye çalışıyor ve baştan sonra Kur'an metni boyunca aslında Kur'an doğrudan dindarları hedef alıyor. Evet. Dindarların tasavvurlarını hedef alıyor doğrudan metafiziği reddedenlere belki dehir, bizi yaşatan ve öldüren dehirdir şeklindeki bir ayete dayanarak İslam düşüncesi materyalistleri dehriler başlığı altında incelemiştir. Fakat onun dışındaki ehli kitap, e, Hatta müşrikler de bir tür dindarlık başlığı altında incelenmeyi hak edecek bir inanış biçimine sahiptir. Hocam ifade etti. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde Arap müşriklerinin ee, bir metafiziği reddetmediklerini tam tersi bir tanrıya e, inandıklarını ortaya koyuyor fakat tek farkla şirk koşuyorlar. Ee, şimdi alemle ilgili e, konu çok önemli çünkü Kur'an-ı Kerim Tanrı tasavvurunu dayanaktan ortaya koyduktan sonra yüce Allah'a atfedilen her tür esma ve fiil Allah'ın alemle ya da insanla kurmuş olduğu ilişkinin bir boyutunu anlatıyor. Evet. Dolayısıyla bir tanrıya, bir yaratıcıya inanmakla hikaye bitmiş olmuyor. Belki yeni başlıyor. Yeni başlıyor çünkü asıl dinlerin e, sarıldıkları e, teolojik zemin buradan kaynaklanıyor. Bir sıfatın yanlış yorumlanması ya da aslı olmayan bir eylemin ya da niteliğin Allah'a nispet edilmesi durumunda bir sapma oluşuyor. Bu dikkat ediniz düşünsel bir sapmadır, teolojik bir sapmadır ve bunun dindarlıklar üzerinde mutlaka bir yansıması olacaktır teşbih, tecsim veya tenzih üzerinden sapmalar Kesinlikle gerçekleşiyor. Kesinlikle İslam düşüncesinin ilerleyen dönemlerinde bu tartışmanın Müslümanlar tarafından da yürütüldüğünü görüyoruz. Eyvallah. Evet. Alem kelimesi ve etimolojik olarak bakıldığında alem kökünden geliyor. Alem bir işaret, nişan, hatta Arapçada bayrak anlamına da gelir. Minarelerimizin üzerindeki o hilale de biz alem evet. deriz. Bir göstergedir kendisi bir şeydir fakat kendisini aşan başka bir şeye işaret eder. İmge iz gibi anlamları Aynen. da var. Ee, bu önemli. Şu açıdan önemli. Çünkü İslam düşüncesinde varlık kelimesini karşılayan kavram vücut kavramıdır. Vücut evet. varlık anlamına geliyor. Dolayısıyla bütün var olanlar, metafizik ve fizik anlamda var olanların müşterek adıdır. Aslında müşterek niteliğidir vücut. Fakat Allah'ın vücudu ile varlığı ile sizin, benim, dışarıdaki evrenin algıladığımız o varlıkların varlığını ayırmak gerekecektir. Tam da bu noktada kelamcılar alem kelimesini ürettiler ve bunun üzerine teknik olarak durdular. Şöyle kelam kitaplarımızda tanımlanır. Allah'ın dışındaki bütün her şey alemdir. Yani aslında tek tek varlıklar ya da bu varlıklar arasındaki ilişkiler incelendiğinde bizi daha ötede bir şeye götürecektir. Tam da burada belki modern fizik çalışmaları, zihin üzerine yapılan çalışmalar, CERN deneyleri, Big Bang teorileri üzerine yapılan çalışmalar ki biz kelamcılar bunları güncel kelam tartışmalar arasında incelemeye başladık. Bu konuda güzel çalışmalar, ciddi çalışmalar yapan arkadaşlar var. Temel soru şu galiba, evrendeki varlıkları tek tek inceleyerek ya da bir bütün olarak evren hakkında incelemelerde bulunduğumuzda acaba evrenin kökeni, amacı, ve anlamı üzerine çıkarımlarda bulunabilir miyiz? Böyle bir e, sıçramaya, istidlale e, acaba e, hakkımız var mı? E, İslam tarihinde de bu e, yaşanmıştır tartışmalara. Çünkü e, bunun en büyük tetikleyicisi Kur'an ayetleridir. Kur'an-ı Kerim her fırsatta göğe bakmazlar mı? Kendilerine bakmazlar mı? Afakta ve enfüste biz onlara ayetlerimizi göstereceğiz şekilde e, anlatımlar. Tabii ki, e, anlatımlar. Ee, bu metni okuyanın zihninde alemin incelenmesinin son derece meşru ve hatta gerekli bir zihinsel etkinlik olduğunu ortaya koyar. Ee, bugün de e, fizik ve metafizik tartışmaları ekseninde yapılan çalışmalar acaba e, Tanrı'nın varlığı hakkında bizi nereye kadar götürür? Özellikle e, Batı'nın teolojik geleneğine bakıldığında Mesela Amerika'nın e, Amerika'da en son e, verilere göre çok satanlar arasında meşhur e, ateist hocam e, bilecektir Richard Dawkins. God Dalution diye bir kitap yazdı. İkincisinde yazdı yenilerde başka bir kitap daha yazdı. Tanrı yanılsaması. Orada çok set agresif bir e, ateist tavır içerisinde e, Tanrı'nın e, Tanrı inancını reddediyor. Evet. Ve buna ilişkin bilimsel veriler ortaya koymaya çalışıyor. Fakat yine Amerika'da e, Tanrı'nın varlığına inanan başka akademisyenler de yanılıyorum Tanrı varmış şeklinde sanki bir tür günah çıkarma içerisinde bilimden hareketle, bilimin son verilerinden hareketle Tanrı'nın inkar edilemeyeceğini ve hatta bir yaratıcının varlığını işaret ettiği şekilde bir takım çıkarımlarda bulunuyor. Yani burada delil kavramını kullanıyoruz, kanıt kavramını kullanıyoruz fakat en güzel kavram Kur'an-ı Kerim'de geçtiği şekilde ee, yani alem kelimesi ve delil kelimesi. Buradaki kanıtlama bilimde kullanıldığı gibi matematiksel bir kanıtlama değildir. Deneysel bir kanıtlama Deneysel değildir. Deneysel bir kanıtlama evet. değildir. Eğer Tanrı'nın varlığı böyle bir kanıtlamanın konusu olsaydı biz imandan bahsedemezdik. Evet. İman, i̇man görünmeyen bir şeyin varlığına dair bir güçlü inançtır. Yani i̇man gayba dair bir inanç. Evet. Yani özellikle başta bir yaratıcının varlığı olmak üzere evreni gözleyen, Evrenin varlığını gözlen, gözlemleyen insanlar, oradaki lütfu, oradaki hikmeti, oradaki ince rasyonaliteyi görerek üst akıl diyelim. Burada evet. siyasetçilerimiz çok kullanmayı sever ama bir üst akılın müdahalesinden. Onların o, kastettiği üst akıl değil ama bu. Evet. Yani onların tabii yani bir üst akılın diyelim bir, bir aşkın bir akıl. Ince aklın. ince designer Yani ince bir ayarın. E, ...tasarımcısı olmaksızın bütün bunlar var olamayacağını e, söylüyor. E, gerçekten biz Müslüman'dan durması gereken konu bilim ve din e, ilişkileri tarih boyunca olduğu gibi günümüze de tartışılıyor. Teoloji de gelişiyor aslında bilimle birlikte. E, belki herkes kendi sınırını bilecek e, bilimden ne kadar veriler alacağız onları da konuşacağız. Fakat önce şunu altını çizmek lazım. E, Kur'an-ı Kerim bu konuda optimist bir tavır ortaya koyuyor. Aleme Müslüman'ın ve inananların gözünü açıyor ve bir tefekküre, bir tedebbüre onları çağırıyor. Bundan sonra ne olacağı konusu Kur'an'ın dipnotlarında ya da arkasında verilen bir fiiliste belirtilmez. Bu kişinin kişisel, entelektüel tecrübesine bırakılmış bir husustur. Şahsi tecrübe. Evet şahsi kişisel tecrübeyle bırakılmış. şu kişisel tecrübe yalnızca yani romantik metafizik bir tecrübe değil aynı zamanda zihinsel bir tecrübedir dolayısıyla hani toparlayacak olursak alem için e, kelamcıların vermiş olduğu e, tanım Allah'ın dışındaki her şey yani mahlukattır fakat dikkat edilsin burada e, fiziksel bir e, farklılıktan bahsetmiyoruz çünkü burada aşkın tanrı ve içkin tanrı kavramları da tartışılıyor Hı -hı. yani şu odada yok mu? Yani onun özel mekanı mı var şeklinde tartışmalar olmuştur. Özellikle selefi düşüncenin tevhid anlayışını incelediğimizde daha teşbih kokan, bir tanrı anlayışla karşı karşıyayız. Fakat kelamcılar teşbih de ciddi anlamda karşı çıkmışlardı. Eyvallah hocam onları da birazdan açalım. Sadece ifade ettiğiniz hususlardan bir noktaya hızlıca temas edip sonra devam etmek istiyorum. Tabii bu manada aslında kelam modern ilimlerle de oldukça ilgili. Hı hı. Son dönemde tabi atomcu fiziğin artık yavaş yavaş çöküp kuantumcu fiziğin daha yoğun bir şekilde gündeme geldiğini görüyoruz. Batı'nın bu konuda yaptığı çalışmalarda artık kuantum fiziğin Hı -hı. öne geçtiğini de Alev ifade ediyor. Hı -hı. Muhtemelen belki de bugün hem bilime dair kitapların yeniden yazılmasını Hı -hı. beraberinde getirecek bu durum. Kelami tartışmalarda da kuantum fizik yeni başlıklar açacak diye ben Tahmin ediyorum. Kesinlikle öyledir. Eğer iz, izniniz varsa atom kelimesini kullandınız. Hocam e, benim aynı zamanda doçentik jürimde yer almıştır. Eyvallah. Doçentik çalışmanın bir bölümünü de ben atom cevher ve araz tartışmasına ayırdım. Kelamın gerçekten de en can yakıcı, en çetefil konulardan bir tanesidir. Aslında atom teorisi doğa felsefesinin konusudur. Fakat evet. hangi gerekçeyle, hangi düşüncelerle teolojinin yani kelamın konusu e, haline getirildi? E kelamcılar burada hudus geleni yoktan yaratma e, meselesi. Fakat orada şöyle bir şey var. E, atom alırken eski çağ materyalist Demokritos ve onun e, öğrenci oğlu Leukippos tanrıdan bağımsız, kendi kendine devinen bir evren anlayışını temellendirmek için atom teorisini savundular. Eee nedensellik hmm. tartışmalarında bunun izlerini göreceğiz. E, tanrıya ihtiyacı olmayan, kendi kendine devinen bir evren tasarımının e, temel kavramı atomdu. Fakat kelamcılar gaybe inanıyorlar. Bir yaratıcının varlığına inanıyorlar. O atom teorisiyle neden acaba ilgilendiler? Atom teorisi böyle bir manada daha çok süduru mu hocam aslında? Yok şey, e, doğuran bir şey. Şöyle söyleyelim. O dönemde aslında evrenin kökenini açıklamak için çok daha popüler ve egemen ve saygın teoriler var. Platon'un düşüncesi örneğin. Hı hı. Yani e, numen alem fenomen alem şeklinde bir ayrım söz konusu. Kelamcılar bakınız felsefeciler ve e, sufi düşünürler daha çok bu düşüncelerden etkilendiler. Fakat Kelamcılar atom aldılar. Neredeyse demode olmuş gözden düşmüş bir teoridir aslında. Onu aldılar fakat kendi sistemlerine uyarladılar. Hı hı. Fakat orada şöyle bir problem var bilim din il ilişkisi açısından. Atomların yaratıldığını söylediler farklı olarak e, Sayılarının sınırlı olduğunu söylediler. Yine ilk e, materyalist atomlarından farklı olarak. Aklıdır. Ve bir de onların bir fikrini aynen e, taşıdılar. Atomlar parçalanamaz. El cüz ellezi ye tecezzâû. Cevheri fert dediler. Ve bunun üzerine hudûs delilini ikam ettiler. ettiler. Fakat şunu evet. söyleyelim. Bütün kelamcılar böyle düşünmediler. E, yakın zamanlarda e, atom parçalanamaz. Argümanı e, yanlışlandı. Atom altı dünyaya girildi. Evet atom altı dünyanın keşfiyle aslında doğa felsefesinde de yeni gelişmeler oldu. Bunun teolojiye yansıması. İslam düşüncesi bundan çok etkilenmedi çünkü inkıraz dönemindeki bir düşüncenin bundan çok etkilenmesi mümkün değildi. Çünkü İslam düşüncesi canlılığını yitirmişti. Bunu itiraf etmek lazım. Bu nedenle bu gelişmeden çok fazla etkilenmedik. O nedenle sön deneyleri olsun, kuantum teorileri olsun inancımızı ve imanımızı Tanrı'nın varlığını bu tip Veriler üzerine bina etme konusunda birazcık daha çekimsel davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun çok daha doğru bir duruş olduğunu düşünüyorum. Öğrendi mi bunu peki Müslümanlar? Yani Vallahi, at atomdan sonra bu tecrübe gelişti mi yoksa kuantumda yeniden yaşayacak mıyız bunu? Şöyle diyelim, e, İslam dünyası bu tip e, tartışmalara e, hem gelenindeki tartışmalara hem de güncel tartışmalara e, derinlemesine yeni yeni giriyoruz. Çünkü İslam dünyasında bir e, kendini ispatlama. Ee, var olma güvendini sağlama e, ispat ve vücut etme e, arzusu ve ihtiyacı çok ön planda. Fakat gerçekten bir medeniyet inşası tartışmalar söz konusu olduğunda yalnızca siyaset değerler, kadının konumu, eşitlik çoğulculuk değil aynı zamanda bilim konusunda biz ne diyoruz. Bu tip sorular yavaş yavaş gelmeye başladı. Bu konu ilgili az önce söylediğim gibi yeni çalışmalar var, yeni derinleşmeler var. Bunun sonuçlarını göreceğiz inşallah. Eyvallah hocam teşekkür ediyorum. Amazon hocama tekrar döneyim burada. Şimdi hocam Allah alem kavramlarını bu şekilde tasavvurları bir şekilde çerçevesini hızlıca çizdikten sonra şimdi Allah alem ilişkisi konusunda İslam düşünce geleneğinde ee, bu İslam e, kelamının olduğu kadar İslam felsefesinin e, tasavvufunda konusu ve her bir aslında disiplinde kendi açısından konuyu farklı zaviyelerden izah eden bir takım teoriler geliştirmiş. Bu manada belki önce bir kelamcıların teorisini yani özellikle belki Hudüs başta olmak üzere alemin yaratılışı ve Allah'ın o alemle kurduğu ilişki üzerine kelamcıların neler düşündüğünü, kelamın bu meseleye hangi zaviyeden yaklaştığını sormak istiyorum size. Sonra hocamla da belki felsefe ve tasavvuf üzerinden devam ederiz. Evet. Şimdi e, kelamcıların biliyorsunuz İslam düşünce geleneğinde Allah alem ilişkileri bağlamında üç nazariyenin ortaya atıldığını görüyoruz. Hı hı. Aslında üçü de çok verimli diye düşünüyorum. Muhteşem diye düşünüyorum. Bunlardan birisi e, sudur nazariyesi, evet. E, kelamcıların hudus nazariyesi, tasavvufçuların da zuhur nazariyesi olarak yani anlatılır bu. Hı, hı. E, Kelamcıların yaratılış nazariyesi bir defa sudura da karşıdır. Bu anlamda yani zuhura da karşıdır. karşıdır. Neden karşıdır? Çünkü her ikisinde de biraz sudurculuk var. Zaten felsefe baştan sona sudur. Tasavvufta da buna benzer. Sudurdan bir etkilenme gibi. Yani birden bir çıkar. O halde Tanrı'dan sudur ettiğine göre mümkünat, varlık dediğimiz yani alem, işte burada tartışmalar bir zorunluluk var, mucib bir zat var e, vesaire. Kelamcılar buna karşı çıkar. Niye? Çünkü e, onlar mesela tasavvufta alem kavramı dediğimiz yani varlık kavramı sadece tek bir varlık vardır. La mevcude illallah elbette yani Allah'tan başka bir varlık yok. Peki diğer varlıklar nedir? İzafidir Allah'ın varlığının karşısında. Gölgedir ya da madumdur yani bu gibi adlandırılır. Kelamcıların en büyük bu konudaki Allah alem ilişkisindeki teorilerinin başında hudus nazariyesi geliyor hudus. Yani yaratıcılık sonradan yaratılma dediğimiz hadis Hadis muhtis ilişkisi. Yani evet hadis muhtis ilişkisi geliyor. Sebebi neden? Çünkü siz eğer yani Hadis olan varlıkları kabul etmezseniz var olarak Allah'ın varlığını izah etmeniz veya Allah'a gitmeniz Üçüncü. mümkün değil. Bir nevi fizik alemde metafizik aleme gitmeniz mümkün değil. Bu sebeple kelam kaynaklarımızın bir çoğunda, mesela Ömer Enni Metnül Akaydi'nin girişinde der ki ikul eşyayı sabitetün yani eşyanın hakikatleri sabittir yani o bir hayal değildir bir gölge değildir sen ben bitkiler ağaçlar taşlar kuşlar her neyse bunlar da gerçek bir varlıktır bu anlamda varlık dediğimizde ikiye ayırmamız gerekiyor ki kelamcılar öyle yapmıştır kadim varlık yani vacibül vücut olan varlığı zorunlu olan Allah'tır bir de hadis varlık var. Yani Allah'ın yarattığı varlıklar var, zamanlı varlıklar diyelim bunlara. E şimdi siz Allah'ın varlığına gitme, yani onu kavrama dediğimiz şey nereden hareket edeceksiniz? Beş duyu ile algılanan varlık düzeninden ki Kur'an-ı Kerim'de buna biliyorsunuz alimül gaybi ve şehade varlığı ikiye ayırarak anlatır birisi. Olgusal, olgular dünyası, gözle gördüğümüz yani elle tuttuğumuz, bizzat içinde alemi. yaşadığımız şehadet alemi dediğimiz alem. Bir diğeri de metafizik alem, fizik ötesi alem, gayb, duyu ötesi alanın bilgisi. Şimdi biz duyu ötesi alanın bilgisine giderken özellikle kelamcılar hani şöyle derler, aklın alanına giren konular, naklin alanına giren konular diye de bilgi açısından buna ulaşmada bir ayrım yaparlar. Şimdi... Dolayısıyla aklın alanına giren konular başta marifetullah yani Allah'ı bilmek, işte nübüvvetin gerekliliği, hüsn-kubuh gibi meseleler vesaire. Biz nereden hareket ederek gideceğiz işte Allah'ı bilmeye? Yani bu varlık dünyasından, şehadet aleminden gideceğiz. Fizik alemden hareket edeceğiz ki Kur'an-ı Kerim'de de zaten bizi bu nokta üzerinde düşünmeye Evet, az önce hocam, de Mehmet de hocamın 8. işaret edelim. ettiği gibi yani bilinenden hareketle bilinmeyenin bilgisine ulaşma noktasında Kur'an'da Cenab-ı Hak bunlara işaret ediyor. Diyor ki size Senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim. Yani gerek kendi yaratılışınızda gerekse sizi çevreleyen tabiat dediğimiz varlıklardan hareketle kendi varlığımın delillerini göstereceğim diyor. Tabi bu varlığın delillerini göstermek neyle olacak? Akıl ile olacak, bilimle olacaktır. Şimdi sıradan bir insanın kendisini anlaması veya varlıktaki değişimi, algıyı nasıl gerçekleştirecek? Elbette varlığa bakarak ki Kur'an-ı Kerim'de nazar kavramı kullanılır bu konuda. Nazar sadece hissi olarak yani maddi gözümüzle bakmaktan ibaret değil. Yani bu işte o bilinenden hareketle bilinmeyenin bilgisine gitme. Yani, yani bir fizik, kıyas yöntemiyle nazarla metafiziğe gitme. gitme. Yani Allah'ın bilgisine gitme konusu üzerinde düşüneceğiz. Tefekkür, tezekkür, tedebbür gibi kavramlar anlatılır. Bunun için kelamcılar mesela Abdül Kahir el Bağdadi, Usulü'ddin adlı kitabında demin Mehmet hocamın işaret ettiği yani alem kavramını işte alemi kübra, alemi sura olarak büyük alem, küçük alem olarak ayırdıklarını görüyoruz. İşte alemi kübra dediğimiz ki Kur'an-ı Kerim'de avalim kelimesiyle kullanılan yani kavram bütün bir varlığı yani şuurlu veya şuursuz bütün varlıkları içeren bir anlamlar dünyasına sahip alemin veya alemun şeklinde çoğul geçen de şuurlu varlıkları ifade etmede kullanılan bir kavram. Yani bu kavramın içerisine insan girer, cin girer, şeytan girer, melek girer vesaire. İşte bu anlamda diyor ki alem yani alemi kübra ve alemi sura diye ikiye ayrılır. Alemi kübra dediğimiz bütün bir varlık. insan, bitkiler, hayvanlar, güneş, ay, yıldız, bir koskoca kainat bu kavramla adlandırılır. Alemi Sura dediği küçük alemde insandır ve şunu söyler Abdülkahir el-Bağdadi diyor ki alemi kübrada bulunan özellikler hepsi kimyasal özellik farklı özellikler alemi surada da vardır. Yani birbirine ayna tutan iki şeydir varlıktır mesela der işte alemi kübranın iki gözü vardır der güneştir aydır e, insanın da iki gözü vardır mesela. İşte efendim kainatta nehirler vardır, insanda damarlar vardır der. İşte kainatta ağaçlar vardır, bitkiler vardır, insanın bedeninde de kıllar vardır, şunlar bunlar. Ya yani bu şekilde bir karşılaştırma yapar ve bu varlık üzerinde düşünmemizi ister. Yani tefekkür etmemizi ister. Buradan yola çıkarak işte bu kul ehad dediğimizde yani insan veya varlık üzerinde Allah'ın ehadiyet damgasını, vurduğunu görüyoruz derler şöyle. Ehadiyet eh yeganecik dedik. Aslında Cenab-ı Hak bütün varlıkları tek olarak yaratmıştır. Yani insan türü her ne kadar tür olarak birbirine benzerse de aslında aynısı değildir. Yani DNA'sı da öyledir. Genetik kodu da yani farklıdır. Genetik şifresi de farklıdır. Onun için ne yaparlar? İşte suç işlediği zaman insanlar onun bir dokusundan veya bir ne bileyim saçının telinden milyarlarca insan içerisinden on adrese gidilir. Niye? Çünkü herkesin yapısı farklıdır. Ya biriciktir yani insan biricik. Peki sadece insan değil. O neyi ifade ediyor? Allah'ın birliğini ifade ediyor. Mesela bahçenizdeki bir meyve ağacını düşünelim. Tek cins bir elma ağacı olsun bu. Dalında 50-60 tane elma olsa bile bu elmaların hiçbirisi birbirinin aynısı değil. Evet. Bakın bir Şimdi hani düşüneceğiz ya işte alemden. E fizik alemde hocam. Fizikler metafizik aleme gitme dediğimiz gideceğiz. şeyler. E, mesela e, şeyler öyle yani elma, armut neyse meyveler, sebzeler. Için. Yani Sevdemeği kısaca için. aslında bütün bir varlık ehadiyet damgasını taşıyor. Bunu bilimle de e, yani bilim tabii mutlak doğru olarak değil yani Eyvallah. o anlamda ama e, demin mesela şeyden bahsettik ee, işte büyük patlamadan pat, pat, bahsettik mesela kuantum yani teorisinden bahsettik yani bu arada e, bunlar ne diyor aslında kuantum teorisinde de yani e, geçen şeylerde e, alemin bir başlangıcının olduğu yani son dönemlerde hatta 1920'lerden itibaren yani bu konu ortaya atılmaya başladı bir hadis bir bidayetin başlangıcının olduğu ifade edildi e, dolayısıyla işte Allah alem ilişkisini kelamcılar şunu ifade etmek istiyoruz. Alemin için söz konusu etmişlerdir. Metafizik aleme gitmek için. Bunun için de İslam geleneğinde bazı kelami ekoller şahidin gaybe delil getirilmesi yani kıyasu şahit alel gayb dediğimiz evet. bir yöntem de geliştirmişler. Hatta bu yöntem üzerine bazı kelami görüşlerini de inşa etmeye çalışmışlar. Eyvallah hocam. Yani demek ki alemde varlık hakikattir. Yani hayal değildir. Yani bu hatta el alemu masivallah dediği kelamcıların. Yani alem dediğiniz şey Allah'ın dışında olan şeydir. Sıva kelimesi aslında orada bir hululiyeyi yani reddetmek içindir. Hazreti İsa'ya uluhiyet atfediyor Hristiyanlar mesela. Bunu reddetmek içindir. Reenkarnasyonu reddetmek içindir. Yani insanın ölüm ötesi hayatı kabul etmeyen yani sonsuzluk düşüncesini bir nevi bu dünyada geçerli kılmak isteyen ya da bununla birlikte yani bir nevi varlığa yani nesnelere de uluhiyet atfetme dediğimiz anlayışların tümünü reddetme noktasında masivallah yani kavramını kullanmışlardır. Yani her an Allah'la alem ilişkisinin dinamik bir ilişki olduğunu kelamcılar ifade ederler. Bunu yine hocam bu evet. dinamik evet. ilişkiyi birazdan açadım sizin az önceki söylediğiniz o alemi sura ve alemi kübra hı hı. üzerinden o meşhur hı hı. şiiri ben hatırlıyorum. Hoşça bak zatına kim zübdeyi alemsin sen, evet. merdumi dideyi ekvan olan ademsin sen. İnsana yani insana hitap ediyor şair diyor ki sen alemin özüsün. Alem senin için var edildi. Burada biraz da tasavufa giriyor aslında. Levlake levlak elevlak. belki orada devreye girecek. Sen Merdumi i dide -i ekvan olan, kainatın göz bebeği olan Ademsin. Ee, hocamın bu işaret ettiği yerden hocam aramıza gitmeden önce bir beş dakika kadar vaktimiz var. Şimdi ee, Ömer en eşyanın hakikatleri e, sabittir diyor e, ama tasavvufa ya da felsefenin alem... E, e, tanrı ilişkisine geldiğimizde bu sabitlik biraz göreceye doğru sanki kayacak gibi. Biraz e, aramızın hemen öncesinde tasavvuf ve felsefe açısından da e, alem e, Tanrı ilişkisini değerlendirebilir miyiz? Bu ehadiyet kavramı e, tekrar ifade etmek isterim. Müşterek bir kavram. Özellikle e, dilcilere, Arap dilcilerine baktığımızda ehad ve aynı kökten gelen vahid kavramları arasında şöyle bir fark olduğunu söylerler. Ehad ikisi de birliktir. Bire göndermede bulunur. Fakat ehad kavramı e, birlikteki şiddeti mübalağa yöntemiyle ifade eder. Yani biricik az önce ifade hı hı. ettik hocam da ifade biricik eşi benzer olmamak bakımından. E, fakat bir sayısını kastettiğimizde vahit deriz. Arap dilinde sayı saymaya başlandığında ehatla başlanmaz. Vahid. vahidle Vahitle başlanır. Evet. Dolayısıyla burada e, Hat e, kavramının Allah'a nispet edilmesi onun eşi ve benzeri olmamasını ifade eden bir kavramdır. Fakat burada da durmaz e, filozoflar bir e, tanrı teorisi olarak bir metafizini temellendirmeye çalışırlar. O şöyle bir şey e, alem olmadan önce e, henüz bir varlık belirtisi olmadan e, yaşanan o anı tasavvur ederler. Buna modern felsefede Tanrı'nın yüce yalnızlığı adını verilebilir. Yani ehadiyet, İslam düşüncesinin ehadiyet kavramını biraz satır arası okuması yaptığınızda Tanrı'nın yüce yalnızlığı şeklinde bir kavramsallaştırmayla karşılandığını görürüz. Hı hı. O nasıl bir şeydir? Henüz de alem ortaya çıkmamıştır. İşte burada südurla, alemin ortaya çıkışını südur nazarisiyle ortaya koyarlar. Fakat bunları da ben yine alemin kökenine ilişkin teoriler olarak görüyorum. Bir kelamcı olarak hudus tekvin teorinin Kur'an'ın mesajına daha uygun olduğu fakat diyorsunuz. orada da şöyle bir şey var. Bütün İslam ümmeti, İslam düşünürleri alemin var edicisinin, illetinin ya da kökeninin Allah olduğu konusunda müttefiktir. Bunda bir herhangi bir ihtilaf söz konusu değildir. Fakat alem Tanrı'dan nasıl ortaya çıktı sorusuna dair bir takım çözümlemeler ortaya koymuşlardır ki filozoflar ortaya koyduğu sudurdur. Sufi'lerin ortaya koyduğu anlayış, tecelli, zuhur tez. Burada hocam ayrışma asıl da değil biraz ferde diyebilir miyiz bu manada? Yani ehadiyette bir e, ayrışma yok. Ayrışma yok fakat şimdi tasavvufun anlayışına geldiğimizde şöyle evet. bir şey var. Özellikle İbn Arabi okumalarını yaptığınızda Tevhid ona göre mutlak tenzihtir. İki kavram kullanılır. Nefi, nefi ve ispat. Kur'an-ı Kerim bir düşünceyi teolojik olarak ortaya koyarken e, yani bir ters bir düz yapar, çifte dikişer her zaman için sağlamdır. Hı. Bir benzetmesini yapalım. <laughs> nefi ve ispat yöntemlerini kullanır. Bunun en beli ifadesini kelime-i tevhidde Aynen. görürüz. Evet. La ilahe ila başlar. Burada nefi vardır. İlla Allah'ta bir ispat edelim. vardır. Bir olumlama vardır. Şimdi i̇bn Arabi düşüncesine göre e, alem tasavvuruna göre e, tevhid e, mutlak tenzihtir. Allah'ın dışındaki bütün varlık belirtilerini artına ortadan kaldırmaktır. E, o da aynı şekilde ehadiyet e, kavramı üzerinde durur. Hatta e, bizim kültürümüzde ehadiyet risaleler yazılmıştır. Orada şöyle ifade edilir. Kâne Allahu ve evet. lem yekumme'uhu şey'un şeklinde bir hadis peygamberimize nispet edilir. Yani Allah var idi ve onun yanında başka hiçbir şey yok. yoktu. Bunu düşündük değil mi? Tasavvur ettik. Böyle bir anı, böyle bir ontolojik anı tasavvur ettik. i̇bn Arabi der ki, Vel en kemâkân. Bugün de öyledir. Şimdi de öyledir. Dolayısıyla tevhide ulaşmak için nefin yöntemini çok radikal bir şekilde kullanıyor. Ben şimdi Endülüs topraklarında bir şey olduğunu düşünüyorum. Bütün sürrealist okumalar, düşünceler Endurist oradan çıkıyor oluyor. hocam. Tabii, son temsilin bir tanesi Salvador dalidir Sürrealizmin temsilcisi. Evet. Yani İbn Arabi e, yani kişi olarak ne Şeyhul Ekfer ne de Şeyhul Ekber olarak değil bir e, hakikat arayışı olarak görmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. O bir yorumdur. E, metinlerimizin ve kavramlarımızın sürreal gerçeküstü bir yorumunu yapmıştır. Fakat bunun doğru sonuçlar şöyle. Eee Hulul ve ittihadın e, sosyal sonuçlarını, dini ve sosyal hayatımızda doğurmuş olduğu savrulmaları e, gördükten sonra, yaşadıktan sonra kelamcılar e, bu savunmaya karşı teolojik bir tedbir aldılar. Bu tedbir aslında Kur'an'da esasları olan bir düşünceye dayanıyor. O da tekvindir. Yani hulul ve ittihadın her türlüsüne karşı çıkıyorlar. Mutlaka. Yani şöyle. i̇bn Arabi düşüncesi hulul ve ittihada kapı mı aralıyor o zaman? Yani e, metinlerden o çıkıyor. Hı hı. Yani e, dürüstçe ve nesnel bir şekilde bir okuma yaptığımızda hatta i̇bn Arabi şarihlerini de okuduğumuzda aray bulmaya çalışan çok iyi niyetli Arabocular var fakat evet. İbn-i Arabi'nin düşüncesinden böyle bir sonuç çıkıyor. Fakat ben asıl olan şundayım yani İslam dünyasını sarsan gerek Selçuklu döneminde gerek Osmanlı döneminde ve gerekse son dönemde yaşamış olduğumuz e, savrulmalarda bu din anlayışının e, istismar edildiğini çok net bir şekilde görüyoruz. Yani doğrudan Allah'la iletişim halinde ilişki halinde e, neredeyse onun iradesinin mücessem bir tecellisi olduğunu iddia eden insanların yaratmış olduğu terör Değil mi? Yani bu aslında evet. bizim de ortak bir sorunumuz. Böyle bir eleştiriyi hepimiz Müslümanız ve İslam geleneğine saygıyla bakıyoruz. Buna o zaman öz eleştiri diyelim. Öz eleştiri yapmamız gerekiyor. Çünkü programın girişinde çok güzel bir şey söylediniz. Çok hayati bir şey söylediniz. Üzerinde konuştuğumuz kavramlar spekülatif, teolojik ve çok soyut görünebilir. Fakat bu bilgilenme türü bir network oluşturuyor öyle bilgiler vardır ki bunun reel hayata karşılığı yoktur. Onların görevi bizim zihinsel hayatımızı tanzim etmekten ibarettir. Dolayısıyla Tanrı tasavvuru bir adam ötesi doğru bir şekilde Tanrı alem, Tanrı insan ilişkisini kurgulandığı bir din anlayışını aslında bizim net bir şekilde ...anlatmamız gerekiyor diye düşünüyorum. E, i̇zleyicimiz Kadir Bey, e, Allah'a Tanrı denilmesinde bir sakınca var mıdır? Dinimiz bu konu hakkında ne diyor? Açıklık getirirler mi? E, demişler şöyle biz... Program içerisinde bazen Allah alem ilişkisi, evet. bazen Tanrı alem ilişkisi diye kullanınca böyle bir hassasiyette var malum. Bu soruyu cevaplayarak başlayalım. İzleyicimizin bir başka sorusu var ama o konunun tamamen dışında onu bizi mazur görmelerini istirham ediyorum. E, teşekkür ediyorum. Eğer izleyicimiz e, Elmalı tefsirinin yani birinci ciltinde e, Elmalı merhumun Bismillahirrahmanirrahimin tefsirini okursa yaklaşık 50 sayfa Allah'a, bu tanrı denir mi denmez mi açıklıyor orada. Şimdi biz burada tanrı ilah kavramının belki Türkçedeki ifadesi olarak kullanılıyor ama daha çok biraz önce tanrı tanrı kavramları geçti. Sebebi de cahiliyeden bahsediyoruz. Cahiliyede Allah inancından ziyade herkesin birer putu var. Yani bu anlamda şimdi bunlara Allah demek pek uygun değil. Yani bu şekilde ya da nesneleri ilahlaştırma işte Hazreti İsa'ya uluhiyet atfetme, e, onu bir tanrı yerine koyma derken Allah'tan ayırma yani anlamında Allah'ın işte sıfatlarını parçalama anlamında kullanılıyor. Evet. Yani Allah e, kelamcılarda daha çok Allah konusu olarak evet. İslam düşüncesinde Allah alem, Allah, alem İslam ilişkisi. denince Allah alem Allah a, alem ilişkisi diğer dinler konuşulduğunda. Evet. ben de evet. Hocam buyurun katıda bulunmak istiyorum gerçekten bu soruyla biz bizde e, karşı karşıya kalıyoruz. Bence e, Allah kelimesi ee, izleyicimizin de e, aslında dikkat çektiği gibi inananlar açısından çok özel bir kavramdır. Evet. Tanrı kelimesiyle Allah kelimesinin bir müminin zihninde ve gönlünde uyandırmış olduğu duygular bambaşkadır. Yani Daha özel bir kelime. Teoride aynı şeyi karşılıyor olsa bile hı hı. E, pratikte o zihinlerde bu karşılamıyor. Biz ibadetlerimizde, dualarımızda ve mümin cemaatine e, hitap eden irşat konulu konuşmalarımızda elbette ki Kur'an-ı Kerim'de Allah kendisi nasıl tanımlamış ise o şekilde tanımlarız. Fakat az önce hocam bahsetti cahiliye putlarından bahsederken felsefecilerin hatta Hristiyan teologların, Yahudi teologların veya yani günümüzde e, tanrı ve din kavramlarıyla e, uğraşan, yazı yazan kendisi de belki teist ya da ateist ya da deist düşünüllerin e, yapmış olduğu tartışmalara müdahil olurken o bizim için çok özel ve korunması gereken kavram yerine daha resmi olan tanrı kelimesini kullanması çok daha önemlidir. Eyvallah, bir de şunu ifade edeyim. Hocam. Tanrı kelimesi lerlar eki alır. Tanrılar. Zaten ali hediye de Kur'an'da geçer. Evet. Ama Allah'la ilgili Allah'lar diye bir şey duymayız. O tekildir. Özel bir isimdir yani bu anlamda. Ee, İslam kelamcıları da Allah kavramını kullanmayı tercih ederler. Zaten konumuzun başı da Allah alem Alemin. ilişkisi. İzleyicilerimizden bu ara da hemen şunu ifade edeyim efendim. Hem sosyal medya mecralarda şu an canlı yayınımızın paylaşıldığı linklerin altında etiketleyerek İsterseniz de mail vasıtasıyla programa canlı olarak sorularınızı gönderebileceğinizi ifade edelim. Görüş, öneri, teklif sorularınızı bizlere ulaştırırsanız memnuniyet duyacağımızı da ifade edelim. Şimdi hocam ikinci bölümde aslında biraz da toparlayamış olacağız sohbeti. Şimdi İslam'a göre Allah alemi yoktan yaratmıştır. Evet. Filozoflara göre ise alem ezelidir biraz o zuhur teorisine göre. Evet. Şimdi şöyle... Bu, bu Bunun detaylarına çok girmek istemiyorum ama e, mesela i̇mam Gazali bunu e, filozofları tekfir ederken özellikle buradan tutar. Alemin ezeliliği meselesi 20 maddeden biri de budur. Kelamcıların alemin ezeliliği meselesine e, karşı yaratmada, yoktan yaratmada özellikle ısrar etmelerinin mutlaka bir anlamı var. Yoktan yaratmanın İslam'daki Tanrı-alem ilişkisindeki yeri, önemi nedir? Bu manada mesela Big Bang teorisi de yoktan yaratmayı mı destekler? şimdi mecburen yine bir felsefeye de gitmek gerekecek yani bunu izah etmek için. Biraz önce Mehmet Hocam da üzerinde durdu. Yani siz de işaret ettiniz. E, felsefeciler e, Allah'tan yani kainatın sudur ettiğini söylerler. E, mutlak olan zorunlu varlıksa Allah öyledir. Allah'tan zuhur eden de ve zorunludur ve Allah ezelidir. O, o da, da ezelidir. ezelidir. Dolayısıyla... Allah'ın dışındaki varlığın yani ezeli olmadığını yani hadis olduğunu anlatmak bakımından bunun üzerinde dururlar. E, felsefeciler bu anlamda ışığın işte güneşten çıktığı gibi işte ağacın bir tohumdan çıktığı gibi işte sayıların birden çıktığı gibi derler. Hatta bazıları işte inna lillah ve inna ileyhi raciun bizim bazı İslam filozofları da işte Allah'tan geldik ona gidiyoruz halbuki ayette inna lillah minallah demiyor yani inna lillah diyor. Ya yani biz Allah'a aitiz ve yine ona döneceğiz. Yani dolayısıyla bir e, asıl şey önce Allah vardı. Hüvel evveli vel ahir ve zahiru vel batın yani kelamcıların ifade ettiği önce Allah sonra varlık geliyor. Yani demek ki sudur yok diyor yani bu anlamda ve suduru da zorunlu olarak nitelendirdikleri için o zaman Allah'ın mürit irade edici olması, ne bileyim Allah'ın irade sahibi olması, ihtiyar sahibi olması sınırlanmış oluyor yani bu noktada. İşte Gazali mesela eserlerinde filozoflara yönelttiği eleştirilerden birisi de budur. Siz Allah'ın irade sıfatını, Allah'ın ihtiyar sıfatını ki Kur'an-ı Kerim'de Allah fealun lima yurittir. Yani dilediğini yapan bir Allah'tır. Yine la yus elu amma yefal. Yani yaptıklarından hiç kimse Allah'a hesaba çekecek değildir. Dolayısıyla kainatın meydana gelişini kelamcılar işte yoktan var etme olarak anlatırlar. Yani bir yoktan var etme anlatırlar. Bu da doğrudan zorunlu olarak Allah'tan çıkması olarak değil. Yani önce zaten Allah vardı. Sonradan Allah yani bunları yarattı. İkisini birlikte paralel varlıklar olarak, sorun varlıklar olarak görmenin yanlış olduğunu yani ifade ettiklerini görüyoruz biz. Belki de bu anlayışı kelamcıların deminde de siz de ifade ettiniz. İşte 20. yüzyılla birlikte işte varlığın, alemin genişlediği teorileri ortaya atıldı. Hatta teorinin ötesinde bunlar ...empirik olarak da, deneysel olarak da fizikçiler tarafından da ispat edildiğini görüyoruz. E, kuantum fiziğinin ikinci yasası entropi de yani bu anlamda bunu doğruluyor. Entropi yasasına göre yani bu alem bir başlangıcı vardır, bir bidayeti vardır. Big Bang teorisi dediğimiz büyük patlamayla birlikte büyük bir enerji açığa çıkmıştır. Ve bu enerji gittikçe soğumaktadır. Yani bir gün gelecek ısının ölümü gerçekleşecek ve soğuk dediğimiz dünyamız don haline gelecek. Dolayısıyla canlılar yaşayamayacak bir hale gelecek ve mutlak bir yeryüzünde bir ölüm, kainatın da ölümü gerçekleşecek. Dolayısıyla bu işte kelamcıların bir nevi hudus teorisini, yaratılış teorisini yani destekler bir sonuç olarak görülüyor. Demin Mehmet Hocam dedi ki yani bilimde izafiyet teorisine bağlı olarak ...mutlak doğru yoktur... ...güncel doğru vardır... ...yani bugün bunlar bunu söylüyor... ...biz bunu elbette mutlaklaştıracak değiliz... ...ama elbette bilimin de... ...sonuçlarından istifade edeceğiz... ...yani bu noktada... ...dolayısıyla suduru... E, ...tevhide aykırı olarak... ...yani görürler ama kalkıp da... E, Gazali'nin eleştirisiyle ilgili... ...yani üç noktada tekfire gidişiyle ilgili... ...aslında... E, ...o açılardan işte... ...Allah cüz'ileri... E, bilmez, küllileri bilir evet. veya işte haşrın cismani oluşunu inkar ediyorlar. Alemin kadim olduğunu iddia ediyorlar. Ya yani biz bu kadar basit olarak ne İbn Sina'da ne Farabi'de yani bu tip kalıp cümlelerin olmadığını yani bu alanda yapılan çalışmalarda da ifade ediliyor yani bu ne olabilir o dönemde belki felsefenin dinileştirildiği yani öyle bir noktaya getirildiği ya bunun arkasında siyasi bir güç vardı böyle denildi. Yani yoğun bir eleştirel aklında gelişmesi İslam toplumlarında ya da dediğimiz gibi batıniliğe doğru batıniliğin istifade ettiği bir süreç olarak felsefenin görülmüş olması vesaire gibi şeyler. Bundan dolayı bu. Bundan dolayı biraz caydırıcı diye ben öyle görüyorum. Yani alemin kadimliği meselesi filozoflar alemin kadim evet ezeli olmasını südur nazariyesine göre Allah ezelidir. Allah'tan çıkan kainatın da ezeli olduğunu söylüyor ama neticede Allah tektir ve Allah'ın yarattığı şeyleri de kesrettir. Yani çoğunluktadır. Yaratıcı Allah. Burada bir şeyden ayırmak gerekir ki ayırıyor İslam filozofları. Mesela antikça Yunan düşünürleri, Demokrit ve Epikür gibi filozoflar alem kadimdir derken, onlar yaratılışın maddeden başladığını bir, bir defa Allah diye bir şey ilah diye bir şey kabul etmiyorlar. Ama filozoflar işte Allah kabul ediyor. Yani Allah'tan çıktığını söylüyor. Aralarında fark var. Evet. Zaten kelamcıların da e, demin hocamın ifade ettiği gibi yani atom nazariyesini kabul etmeleri ki maddenin özü neden oluşuyor? İşte atomlardan oluşuyor. Peki atomların kadim olmadığını, hadis varlıklar olduğunu, sonradan yaratıldığını dolayısıyla da Onları yaratan bir yaratıcının varlığına gitme noktasını ele aldıklarını görüyoruz. Teşekkür ediyorum hocam. Ee, bir izleyicimiz de şimdi Allah kelimesinin el ilahla ilişkisi nedir demiş. Evet. Bu biraz e, işin artık e, e, semantik e, semantik evet. tarafına geçecek, dil bilim tarafına gitmeyelim isterseniz. Yani konumuzun dışında olduğu için ben de konuyu toparlamak istiyorum. Yine söylemek istediğiniz varsa söyleyebilirsiniz Mehmet hocam. Şimdi. E, Allah'ın varlığı, birliği, sıfatları, insanla evrenle olan ilişkisi, bütün bunlar yaratmadaki, yönetmedeki ilkeleri gibi bu anlayışlar, tabii ki İslam düşüncesinin içerisinde farklı ekoller tarafından mezheplerin oluşmasına neden olmuştur, farklı ekollerin oluşumlarının oluşmasına neden olmuştur. Şunu söyleyeceğim ben. Ee, örneğin Aristo felsefesinde e, Tanrı bu manada bir açıklama ilkesi iken İslam düşüncesinde Allah alemin yaratılmasında yönetilmesinde her aşamada her an iş başındadır hı hı. E, ve bu manada da sürekli yaratma halindedir hı hı, evet. e, onu bize Kur'an'da böyle e, tavsif eder böyle anlatır e, ve İslam'ın bu uluhiyet inancı da buradan e, inşa edilir yani e, bir de bunun içerisinde nedensellik başlığı var. O nedensellik başlığında sizin açmanızı ben burada istirham edeceğim. Evet. Lütfen. Şimdi e, aslında az önce Ramazan e, hocamın Ramazan hocamızın, Sohbet ediyoruz hocam, Ramazan oradan hocamızın devam yapmış olduğu açıklamalar hocam İslam geleneğinde bir tehafüt tartışması Hı -hı. var değil mi? Tahafüt evet, evet, tartışma. Aslında tam o, onun içindeyiz. Evet. E, tabii ki kelamcılar burada hani bir felsefeci Kanada o felsefi görüşleri e, dile getiren. Ee, bir arkadaşımız da olsaydı ise evet, evet, çok daha canlı olurdu. Aslında bu çok canlı bir tartışma. Evet. Orada e, alemin ile ilgili olarak e, filozofları anlamak lazım. Çünkü Tanrı yaratandır ya da var edendir. E, peki A anında ehadiyet makamında e, Tanrı var ve e, bir varlık belirtisi yok. B anında varlık ortaya çıktı. E, o zaman e, alemin ortaya çıkmasına A zamandan için izin vermedi? hı. Hmm. Bu o zaman onun cimriliğiyle ilgili bir soruna yol açmaz mı? Şey i̇şte zaten felsefe ya tahafüt geleneğinde şöyle açıklamalar vardır. kadim zamansal olarak bir de varlıksal olarak ikiye ayrılır. Alem varlık olarak hadistir fakat zaman olarak kadimdir. Çünkü zaten e, yaratmayla yaratma ile birlikte zaman başlamıştır. Evet. Şekli bir açıklama yapılır. Bu güzel bir açıklama biçimi. Sonuçta bu insanların Müslüman kimliğini taşıdığına, İslam'ın aslar içerisinde bir tevil faaliyeti içerisinde olduklarını e, dile getirmek lazım. lazım. Evet. Yani ama şey var tabii ki Kur'an-ı Kerim'deki bütün o esma ve fiiller Allah'ın faili muhtar olduğu e, düşüncesini vurguluyor. Oysa südurda bilinçli bir tekvin yok kudret ve iradeden bağımsız çok doğal bir şekilde alemin Tanrı'dan ortaya çıktı düşüncesi var. Burada faili muzdar kavramına karşı faili muhtar hmm. kavramının bir defa altını çizildiğini görüyoruz. Bu bir ayrım noktası. Alemin ortaya orta çıkmasıyla ilgili kökene dair bir şeydir, görüş diyelim. İkinci nokta ise daha önemli hocam. Birden bir çıkıyor. Ee, i̇lk ortaya çıkan aklı evvel. Daha sonra ay üstü alemin ortaya çıkması ve e, ve kesretle karşı karşıyayız. Evet. Şimdi birden bir çıkıyor fakat kesret çoğulculuk daha sonraki e, aşamalarda ve varlık dilimlerinde ortaya çıkıyor. O, fakat soru şu e, ister sonradan çıksın ister e, ilk aşamada çıksın birden e, bir çıkması halinde sonra kesreti nasıl açıklıyoruz? Yani bir kesret potansiyeli o Tanrı'dan çıktığını düşündüğümüz o birde olmasaydı eğer o keset nasıl ortaya çıkacaktı? Dolayısıyla sudur teorisinin de kendine özgü bir takım felsefi sorunları olduğunu söylemek lazım. Yani burada düşünsel bir tartışmaya dikkat çekiyoruz. Ee, diğer taraftan sizin sorunuz çok önemli. Ee, nedensellik konusu. Kur'an-ı Kerim'de teşbih ve teslime dair bir dilin kullanıldığını görüyoruz. Evet. Yani İmam Maturidi'nin e, bir ifadesi var. O da çok ilginçtir. Tevhid teşbihle başlar, ve tenzihle devam eder. Yani bir gelişim süreci içerisinde e, Tanrı tasavvurunun e, adım adım e, irdelendiğini, ortaya e, konulduğunu söyleyebiliriz ama bu teşbih hocam tecsimi doğuran bir teşbih değildir değil mi? Şimdi şöyle bir, bir şey söylemek lazım. Kur'an-ı Kerim'de müteşavi ayetler var. Bu hı hı. ilk e, tartışma aslında Müslümanlar arasında kader e, vesaire hilafet konusunu dışarıda bırakacak olursak sıfatlardır. Sıfatlara dair bakış açıları ve yaklaşımları bizzat mezhepleri ortaya çıkaran ana tartışmalardan bir tanesidir. Hı hı. Şimdi Allah'ın eli, Allah'ın gelmesi, gitmesi, veçi, arşa istiva meselesi yani belki daha önceki konuşmalarda söylemiş olabilir konuklarımız hı hı. İslam dünyasında her ne zaman selefi düşünce canlılık kazansa mutlaka beraberinde bir teşbih teslim tartışmaları ve arş kürsi tartışmaları gündeme gelir. Hı. Yani tevhide ilişkin bir yegane tartışma, şey olarak çok önemli ayrıştırıcı bir tartışma olarak ortaya çıkar. Dolayısıyla burada nedensellik. Ve nedenselliğe yönelik eleştiriler Eşari Keramcılar tarafından atom teorisine çok yakından ilgili. Çünkü e, ateş yakıyor dediğimizde gazalinin o nedenselliğe yönelik eleştirisini evet. e, düşünelim hatırlayalım. E, pamuk ateşe yaklaştırıldığında ateşin yaktığını görüyoruz. Bu e, ontolojik olarak birbirinden farklı yaratmalar şeklinde cereyan eder. Aslında ateş pamuğu yakmamaktadır. E, ateşin yanması ayrı bir olay. Pamuğun yanması ayrı bir, ayrı bir olaydır. Fakat Allah lütfu ve hikmeti gereği bu ikisini aynı mekanda ve aynı anda e, yaratmaktadır. Biz de bu ikisi arasında nedensellik ilişkisi olduğunu düşünürüz. E, çağdaş filozoflar içerisinde nedenselliğe yönelik hatta tabiat kanunlarının zorunsuzluğuna dair e, düşünceler e, öne süren e, e, filozoflar olmuştur. Fakat evet. teşbihin ve teslimin Kur'an'da e, bir takım Hani izleri olduğunu düşünebiliriz. Şöyle Allah semiyon basir diyoruz. Orada bir teşbih kullanılıyor. Yani bir mecaz kullanıyor Cenab-ı Hak. Ee, belki Ramazan hocamın bahsetmiş olduğu putlara atfedilen kozmik güçlerini nefyetmek için yaratan da biziz, doyuran da biziz. Dilediğimizden alıp dilediğimize veririz. Ee, rüzgarları göndeririz emrimizle ve ya bu ayetleri düşündüğümüzde bir rububiyet vurgusu var. Yani uluhiyetin dışında evreni yöneten tek bir gücün olduğundan söz ediliyor. Dolayısıyla Allah'ın dışındaki diğer varlıklara nispet edilen bu tip yönetme dair güçlerin, eğilimlerin nefedildiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla ilk Müslümanlarda belki hafif teşbihe benzer bir tevhid inancının olduğunu düşünebiliriz. Mesela Mukatil bin Süleyman ilk müfessirlerden bir tanesidir. Onun tefsirinde müşebbihe dair izler olup olmadığına dair tartışmalar yapılmaktadır. ama daha sonraki ayetlerde Allah'a nispet edilen bu teşbih ifadelerinin birazcık da tenzihi bir dille ortadan kaldırıldığını, kaldırmaya çalışıldığını düşünüyoruz. Burada aslında aşkın tanrıyla İçkin tanrı ve üçüncüsü antropomorfist yani insan biçimci ya da işte varlıklara benzetilen bir tanrı anlaştığı arasında bir gerilimi görmemiz mümkün. Felsefecileri eleştirdik. Ee, sufi ee, teoriye yönelik bir takım ee, kayıtlarımızı ortaya koyduk. Kelamcıları da bir öz eleştiriye tabi tutmak lazım. Yani alemin tanımından yola çıkarak alemle Allah arasındaki ilişkiyi bu kadar kopardığımızda ee, o zaman... Ee, Cenab-ı Hakk'a ulaşılabilir, iletişim kurulabilir bir varlık olmaktan çıkartıyoruz. Ee, bu şu demek değildir yani her an herkes ondan haber alsın anlamında değil. Fakat bir mümin inanmış olduğu e, yaratıcıyı hissetmek ister. Kişisel tecrübe ediyoruz hissetmek ister. E, dua ettiğinde duasının onun tarafından duyulduğunu bilmek ister, bilmek ister. <laughs> ya da buna inanmak ister. Dolayısıyla bu bağlantı aslında din duygusunun en derin güçlü yönlerinden bir tanesidir. E, aşırı teşbihçi e, ifadeler, anlatımlar, e, bir takım sorunlar barındırıyor. Şöyle ki e, buna tabii ki hulü ve ittihat da e, en ne kadar selefi düşünce hulü ve ittihatını reddetse de şöyle bir şey var. Tanrı'yı evrenin içine aramıza çekme gayretlerinin de doğurmuş olduğu problemler var. Evet. Buna e, bir felsefeci dostumuzun kavramıyla ben e, tanımlamak istiyorum. Playing God. Bakın hı hı. haricilerde bu var. Tanrı'yı oynamak. İnnalillah değil. Onun için yapmak ya da onun rızasını kazanmaya çalışmak e, kavramlar hep ben ve o. Halik ve mahluk e, arasındaki ontolojik boşluğa e, dikkat çekiyor. Fakat arada bir sınır kalmadığı zaman e, kişi sanki Tanrı'nın iradesinin yeryüzündeki uygulayıcısı olarak kendisini görebilir. Bu Tanrı sendromudur. Dolayısıyla İslam dünyasında sık sık ortaya çıkan e, savrulmaların bir tanesi bu. Diğeri ise aşırı aşkıncı tanrı tasavvuru. O kadar uzatıyoruz ki. Aşırı tenzihçi. Bu e, zaten evet. aslında şirki doğuran şey de bu. Çok uzaklardaki bir tanrı. Tanrıya o kadar uzağa, e, mesafe koyuyorsunuz Ulaşmak ki. Ulaşmak için evet. aracıya ihtiyacınız var. Lü yukarribune ilallah diyor müşrikler. Biz bunlara bizi Allah'a yaklaşırsınlar diye tapıyoruz. Dolayısıyla aracılara alan açan bir boşluk da oluşuyor. Burada Kur'an-ı Kerim'in ee, ...teşbih ve tenzih dilini çok dengeli bir şekilde kurduğunu e, ifade etmek e, gerekiyor. Hı hı. Nedensellik konusuna da kısaca bir e, atıfta bulunmak isterim. Büyük ihtimalle kelamcılar e, ilk önce alemin hudusunu ispatlamak için atom teorisine başvurdular. Bir de sürekli yaratma. Yani sürekli yaratılan, e, arazlardan oluşan bir evrende bir araz başka bir arazı etkileyemez. Yani ateş pamuğu yakamaz Dolayısıyla e, nedenselliği kabul eden eski çağ materyalist filozoflar ise atom teorisinin en önemli karanlığın bir tanesi de kazaleti ya yani nedensellik ve determinizm. Yani mutlaka belirli nedenler zorunlu olarak belirli sonuçları doğurur. Bunu söylediğimizde sanki e, şöyle bir algı oluşuyor. Yani Tanrıya ihtiyaç duymayan kendi kendine devinen bir Tanrı, bir evren tasarımı acaba öneriliyor düşüncesi. Dolayısıyla nedensenin reddinde de ben huva <Sessizlik> Rahman evet, suresinde 9. Hocam. ayetteki ayeti de çok sık zikredilir. Özellikle eşari kelamcıları. Sürekli hı hı. yaratma teorisini temellendirmek için nedenselliği en azından eleştirdiklerini ya da zorunlu görmediklerini ifade ediyoruz. Fakat az önce ifade etmiştim. Nedensel atom teorisini saçma bulan ve nedensellik e, ve sürekli tabiatlar görüşünü savunan kelamcılar da vardır. Eyvallah. Mesela Nazam bunlardan bir tanesi. Hocam de... şu soruyu da sordunuz evet, burada isterseniz. Maturiye mezhebinin atomculuğu nasıl ele almaktadır? Özellikle Ebû'l-Muvahhid en nesefide nasıldır diye bir soru gelmiş izleyicilerimizden. Tam da atomculuğa gelmişti söz burada. Evet. Ama vakit de dar. isterseniz kısaca Çok burayı kısa. da toparlamış olalım. Bunu bir örnek üzerinden ele alabiliriz. Eee İnsan fiillerinin yaratılması konusunda Maturdi kelamcıların bir çizgisi vardır. Kesb teorisi ortaya koyarlar. Fiiller, insan fiilleri de iki yön olduğunu e, savunurlar. Yaratma yönünden Allah'a aittir. Kesb yönünden insana aittir. Peki insan fiili yerine getirirken bu kesbini neyle gerçekleştiriyor? Kendisine verilen ve yönlendirilmemiş cüzi iradesiyle bunu yerine getiriyor. Dolayısıyla aslında sünni geleneğe uyarak Maturidiler ee, sürekli yaratmayı korudular. Fakat insana, insanın mükellefiyetine, özgürlüğüne ve iradelerine bir alan açmak için de cüz'i irade kavramını çok e, şiddetli bir şekilde savundular. Eyvallah hocam. Teşekkür ediyorum. E, hocam artık bu arada toparlıyoruz. E, hı hı. Soracağım belki çok şey var ama ben e, bundan sonraki sorularımı biraz daha toparlayıcı olarak soracağım. Sizden de sohbeti yavaş yavaş e, toparlayarak e, cevap vermenizi istirham edeceğim. Şimdi hocam e, öncelikle burada sormak istediklerimden bir tanesi şu. Mehmet Hocam'ın da ifade ettiği üzere ne aşırı teşbih ne aşırı tenzihten e, sakınan e, ortada mutedil bir e, Allah e, Tanrı tasavvuru inşa etmeye çalışan bir e, din ve düşünce sisteminden bahsediyoruz. Bu manada da işte ne e, Yunan felsefesinin pasif Tanrı anlayışı var orta yerde ama aktif bir Tanrı var. Evet. Hocam ifade ettiği e, bir Tanrı tasavvuru var. Bu manada İslam'ın e, Evrenle, kainatla, alemle ilişkisi açıdan baktığımızda yöneten, yaratan, düzenleyen, intizam veren ve her an müdahil olan bir Tanrı anlayışı var. Bu açıdan da bakınca biz Tanrı'yı, İslam'ın Allah algısını, onun sıfatlar ve varlığına dair Kur'an'daki deliller üzerinden anladığımızda en doğru... ...bilgiye ulaşacağız diyebilir miyiz? Ve hadisler bu konuda bize ne söyler? Şimdi e, teşekkür ediyorum. E, belki o nedensellikle şeye girmek Buyurun istiyorum. Hocam. Sorunuza cevap vermek istiyorum. Buyurun hocam. E, felsefede Allah-alem ilişkisi zorunluluk, illiyet prensibine dayalı illeti ula derler. Ve Allah e, aleme bir düzen vermiştir ve hiçbir zaman da tabiatın düzenini bozmaz. Yani bu noktada e, belki e, bazı batılı filozofların görüşleri de yani bu noktada tabiatta bir düzen vardır ve bu düzen tıkır tıkır işlemektedir ve Allah hiçbir zaman bu düzeni bozmaz. Niye bunu söylüyorlar? Aslında İbn-i e, Gazali arasındaki tartışmanın e, temel sebeplerinden birisi de bu. E, İbn-i filozoflarda filozoflar bir e, tabiatta bir zorunluluktan bahsediliyor. Yani fail e, değil, yani illete e, illiyete dayalı bir zorunluluktan yani söz ediliyor. Eğer bunu kabul edersek bu zorunluluğu o zaman mucizeleri nasıl e, kabul edeceğiz veya nasıl ispatlayacağız endişesini doğuruyor bir taraftan da. E, çünkü mucize bir halikulade olay. Yani tabiat yasalarına aykırı olarak gerçekleşen bir olay. Peki İslam filozofları mucize yok mu diyorlar yani bu noktada? Hayır. Onlar diyorlar ki peygamberliği delillendiren şey mucizeler yani hissi mucizeler değildir. Harikulade olan olaylar değildir. Nedir o zaman bunlar? İşte peygamberde bulunan ahlaki ve ameli erdemlerdir. Yani asıl nübüvveti ispat edecek olan şeyler de bunlardır diyorlar yani bu noktada. Yani bir nevi tabiatta bir zorunsuzluğun yani olduğunu ifade ediyorlar. Bu çağdaş veya kadim anlayışlarda bunlar var. Şimdi Allah'ın sizin de ifade ettiğiniz gibi lehül halgu vel emru diyor. Yaratan ve yöneten olmaz Cenab-ı Hakk'ın her iki özelliği de birlikte taşıyor. Demin bahsettik ehli kitabın tan tanrı anlayışı diyeceğiz yine tırnak içerisinde. Atıl bir tanrı anlayışı var. İşte Allah yeri ve göğü altı günde yarattı, yedinci gün yoruldu, dinlenmeye çekildi deniliyor. Halbuki Cenab-ı Hak yorulan bir varlık Allah olamaz yani bu noktada. O bir naksadır, bir noksanlıktır diyor kelamcılar. Böyle bir şey söz konusu değil. O hadis varlıklar için geçerli olan bir şey. Bir de İslam'ın Allah anlayışı Allah zatıyla aşkındır, sıfatlarıyla içkin bir varlıktır. Yani zatıyla aşkındır. Yani bizim onu kavramamız, mahiyetini kavramamız mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim'de de ayetlerde zaten Cenab-ı Hak ifade ederken ve tefekkeru nefi halgi semavatibel vel arz. Onlar yerin ve göğün yaratılışı üzerinde düşünürler. Halık demiyor, halik üzerinde düşünürler, yaratan üzerinde demiyor, mahlukat üzerinde, yaratılmış varlıklar üzerinde düşünürler. Çünkü halik üzerinde düşündüğünüz takdirde belki keyf Allah sorusunu soracaksınız, yani mahiyetiyle ilgili sorular soracaksınız. E buna cevap verirken de. Allah'ı yaratılmış varlıklara benzetme gibi demin konuştuğumuz antropomorfik yani insan biçimci bir Allah anlayışına gideceksiniz. Aşırı bir teşbihçi veya teşsimci bir Allah anlayışına gideceksiniz. Biraz da tenzih kaygısıyla yani bu şekilde hareket edilir. Peki bu Allah her an tarihe müdahale etmektedir. Her an varlığa müdahale etmektedir. Tabii karşı çıkanlar tabiatta Zorunluluk esastır diyenler şunu diyorlar. Eğer Allah her an yaratmaya devam ediyorsa tabiatta o zaman bilimsel çalışmaları nasıl yapacağız? Her an bozulması lazım. Yani laboratuvardaki çalışmaların bozulması lazım. Yani bu bir bilime aykırı olan bir şeydir gibi itirazları var yani bunların o şekilde. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak kendisini anlatırken El-Hallâk Yani sürekli yaratmaya devam eden, Tabii bu Kevin ve fesat alemi dediğimiz yani varoluş ve bir yok oluş ya yani bu sürekli tekrarlanıyor. Yani hani filozofun dediği gibi bir nehirde iki defa yıkanılmaz diyor. ve varlıkta da bir tecelli var. Yani her an tekrarlanan bir şey. İşte insanlar ne yapıyor? Ölüyor, diriliyor. Canlılarda ölüm, dirim olayları her an yaşanıyor yani bütün bunlar. bunlar da kastediliyor aynı zamanda. Dolayısıyla İslam'ın Allah anlayışı yani dinamik Allah anlayışı ve bir yönüyle benzeyen bir yönüyle benzemeyen varlıklara buna Kur'an-ı Kerim'de teşabuh gayri teşabuh der. Yani bir yönüyle benzer bir yönüyle benzemez. Müşterine Benzemek bayram, dediğimiz teşabik. şey nedir? Yani sıfatlarla ilgili şeylerdir. Mesela Hayat, ilim, semi, basar, irade, kelam, kudret, tekvin diyoruz. Peki bu sıfatlar insanda da yok mu? Yani hay olan insan hayat sahibidir, ilim sahibidir, semidir, işitir, görür. Ama kelamcılar hep şunu söylerler. Yani cevhere dayalı, Allah cevher değildir, araz değildir. Bunu sürekli vurgularlar. Cismanilikten Allah'a tenzih ederler. Derler ki bir şeye benzer diyebilmek için bütün yönleriyle benzer olması lazım der Nesefi mesela tab sırasında. Bütün yönleriyle benzer olması lazım. Yani bir yönüyle benzer olmak demek tıpkı diğeriyle aynıdır anlamına hiçbir zaman gelmez. Yani anlamını ifade ederler. Hocam burada şu soruyu da sorayım müsaadenizle birkaç dakika içerisinde de toparlamanızı isteyeyim. Ee, tabii e, belki bu en son kısımda az bir zaman kaldı bu <laughs> soru için ama. Şimdi deizmle ilgili tartışmalar var. Toplumda yaygındır değildir ayrı bir şey. Siz de oraya geldiniz. Oraya tarifi, geliyordum ben de. Deizmin yok. müdahaleci olmayan yarattıktan evet. sonra evet. o ilk devinimi sağlayıp kenarıya çekilen e, tanrı anlayışıyla İslam'ın bu aktif her an müdahale eden Tanrı anlayışının neden olduğu sonuçları da değerlendirmenizi istirham evet. edeceğim bu cümlenin içerisinde. Şimdi ya deizm, tabi bu deizm sadece 16. 17. yüzyılda ortaya çıkan bir şey değil. Bunun Son e, yılların problemi yani değil son mi? Son yılların aslında belki bir felsefi kuramsal olarak, sistematik olarak ortaya çıkarmış olabilir ama hı hı. bunun izleri çok önceden var. Mesela ee, İmam Maturidi'nin kitabı tevhidinde nübüvvet bölümüne baktığımız zaman yani peygamberlikle ilgili e, düşünce sistemlerini e, inançlardan bahsederken şöyle der. Bir Allah'a hiç inanmayanlar var. Yani dehriler, materyalistler de kabul etmezler. Bunlar zaten nübüvvette kabul etmezler. İkinciler der. Allah'ın varlığına birliğine inandıkları halde nübüvvete inanmayanlar vardır der. Hatta insan yaşamı için bir üçüncüsü de diyor ki insan yaşamı için akıl hayat tarzını belirler der yani hayat tarzını kendisi belirleyebilir yani şeye nübüvete vahye gerek yoktur diyenler vardır Deizmde de evet Allah yaratandır yaratandır ama yöneten değil bir de aslında Hristiyanlığın belki de bu yani aşkın bir Tanrı anlayışı. tanrı anlayışı diyeceğiz yine ya yani yani tanrıyı kullanırken onu. okuyucular dinleyicilerimizin hassasiyetine de saygı duyuyoruz ama onlar söz konusu olduğu için tanrı diyoruz yani bu noktada İslam'ın ilah anlayışı Allah anlayışı olmadığı Değil. için yani evet. bu anlamda ve işte o tanrının yeryüzüyle bir ilişkisini koparıyorlar yani deizmde böyle yani bir deizm şey Deizmi doğuran biraz da Hristiyanlığın, Hristiyanlığın aşk, aşkın aşkın tanrı aşkın anlayışı. anlayışıdır. E, çünkü bunlar ne yaptılar Hristiyanlık biraz da Hristiyanlığın Allah anlayışına eleştirel tepkiseldir yani protestocu bir harekettir deizm. Yani tamamıyla satanizm yani işte deizm, agnostizm yani bütün bunlar Hristiyanlığın e, din anlayışına yöneltilen eleştirilerdir. Bunlar ne yaptılar? İşte dediler ki aşkın olan yani Allah'ı şey yaptılar getirdiler İsa'da bedenleştirdiler, enkarne ettiler ve İsa Tanrı'dır dediler. Buna bir itirazdır aslında yani buna bir itiraz noktası vardır burada hı hı. temelde bu vardır. O zaman şöyle bir şey de hocam söyleyebiliriz hı hı? ben teşekkür ediyorum buradan da hocama döneceğim. Hı hı. Hristiyanlığın yaşadığı tarihi süreci de gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman o aşkınlığın doğurduğu problemleri görüp İslam'ın bugün deizm ve benzeri sorunlarla yüzleşmemek adına aşkınlığı ve içkinliği dengeli bir tutumla yeniden inşa etmesi de bu manada iki kelamcıyı bulmuşken Cümleyle ifade edeyim yani Yürü. batıda deist Hristiyanlardan söz ediliyor. Eyvallah. Yani deist, deist bir Müslüman olabilir mi? Şimdi deist e, Hristiyanlık ne demek? Kurumsal Hristiyanlığa bir reddiyedir. Yani Eyvallah. bireysel dindarlığı öne çıkartmadır. O da eleştirilerden dolayı. Deist Müslümanlardan yani. bahsetmemek için bu manada İslam evet. kelamına da o tenzihin ve teşbihin, tecsimin evet. hepsinin dengesinin gözetildiği bir tanrı evet. tasavvuru inşa etme görevi de düşmüş oluyor hocam son cümlelerinde. Yani aslında insanlar Buyurun. Tanrı'dan kurtulmak için değil de kanaatimce özellikle samimi ve dürüst hı hı. deistleri kastediyorum. Hı hı. Ee, var olan ve sürekli zulüm ve kötü ahlak üreten dinden ve dindarlardan kurtulmak için deizme yöneliyoruz. Evet. Bu çok önemli. Dolayısıyla biz şu anda bir teolojik problem olarak deizmi tartışıyoruz fakat aslında deizm özünde e, toplumsal kökenleri olan sosyolojik bir problemdir. Bir problem daha evet çok. yani sosyolojik bir problemdir. Onu ifade etmek gerekiyor. Bir de acaba nedenselliğe inanmak bizi deizme götürür mü diye ben öğrencilere de sorarım. Hatta Hı -hı. bir sınav sorusudur bu. Bunu tartışmak lazım. Çünkü geçmişte tevhide, nübüvete, meada inandığı halde ciddi anlamda nedenselliğe, evrende bir illiyet olduğuna ve bu düzeneyin de bizzat Tanrı tarafından kurulduğuna inanan kelamcılarımız var hocam. Evet. Bu çok önemli. Dolayısıyla tabiattaki nedensellikten öte konuşmamız gereken belki başka fırsatları konuşuruz. Tarihte bir nedensellik var mı? Asıl problem burada. Çünkü ben ne zaman ateşe elim uzatmışsam hocam elimi yakmıştır. Dolayısıyla bu bilgi üzerine ben hayatımı inşa ederim. Tabii, Etmek tabii. durumundayım. Yani gazan dediği gibi pamuk her defasında yakılıyor ateşte o, o değil. Ben pratik hayatım bana bir şey söylüyor. Gıyasul gayb aleş şahit yapacaksak eğer yaşadıklarımdan bir sonuç çıkaracaksam ne zaman ateşe elim uzatmışsam mutlaka zarar görmüşümdür. Dolayısıyla birazcık daha adetullah diyelim. Allah'ın yaratmasındaki hikmet diyelim, bir devamlılık diyelim. Bu açıdan bakıldığında ki İbn-i Rüşt'ün e, gazal üzerinden kelamcılar yönelttiği ciddiyeleştiğinde bunu dikkate almamız lazım. İlliyeti inkar eden bütün ilimlerin kökenini de inkar evet. etmiş olur. Bence e, başımıza gelen kötülükler e, ve bütün çözemediğimiz sorunların hangi e, sebeplerden dolayı ortaya çıktığını düşünmemiz gerekiyor. Çünkü illiyeti reddetmek ya da illiyeti şüpheli bulmak tabiatla ilişkimizden ziyade tarihsel varlığımızı, özne oluşumuzu ciddi anlamda olumsuz etkileyen bir savrulma olduğunu düşünüyorum şahsen. Eyvallah. Hocam Nevzat Tarhan Hoca bizi izliyormuş. Teşekkür ediyorum, selam ediyorum. Kendisi de bir soru sormuş. Bu soruyla bitirelim hocamızın sorusunu atlamış olmayalım. Evren kuantum fiziğine göre sadece enerji tabanlı değil dijital bir özelliktedir. Yani yazılımdır. Allah önce ilmiyle yarattı, sonra enerjiyi, sonra kimyayı yani maddeyi, sonra biyolojiyi yani canlıları. Bu determinizm. Bu sebeplerin varlığı, Allah'ın yaratış yöntemi olmaz mı? Ben, hocam affedersiniz, hocamı geçen hocam. bir çalıştayda, şiddet çalıştayında açılış e, oturumunda e, keyif alarak e, dinledim. Hı hı. E, gerçekten mesela insan psikolojisine dair verileri e, bizim daha çok teologlar olarak düşünmemiz lazım. Ne tür tanrı tasavvuru, ne türden bir dindarlığa yol açıyor sorusu aslında teolojiden ziyade psikolojinin konusudur. Evet. Ve e, hangi kavramları, hangi düzeyde, hangi şiddetle vereceğimize dair ciddi anlamda bizim psikolojiden destek almamız lazım. Hocamız zaten zannediyorum cevabını bildiği sorusunu bize sormuş. Ben bu konuda yetkin değilim. Evet. Ben topu tekrar geri... Hocama paslıyorum. Ramazan <laughs> hocam. hocam söylemek istediğiniz var mı? Yani teşekkür ediyorum. Evet, ee, hocam. Şimdi mutlak bir determinizm değil de bir indeterminizm var. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak her şeyi bir sebebe göre yarattık. Yani insanlar diyor suyu içmek için ağzını uzatma, elini uzatırlar. Su kendi gelesi değildir. Buna benzer bir ayet vardır. Yani bir sebep sonuç. Evet. Genelde buna karşı çıkmak mutlak anlamda ve meremete idramette velakin Allah rama. Attığın zaman sen atmadın, Allah attı ama Allah kimin üzerinden attı? Yine Hazreti Peygamber Aleyhisselam üzerinden, değil mi? Yani bunu attı. Bir sebep, bir dayanakta da oluyor. Hocam şimdi yani, son evet. bir soruyla kapatalım. Evet. Sorular da geliyor <laughs> Mustafa Demirci hocamız. Ona da buradan selam <laughs> edelim. İlliyeti hafife alan Eş'ari kelamı tabiat bilimlerinde zayıf kalmıştır. Konuklar bu konuda ne der diyor. Evet. Bununla bitirelim isterseniz. İşte illiyet dediğimiz gibi yani illiyeti tamamen külliyen reddetmek bilimsel çalışmaların da önünü tıkamak Hı. manasına geliyor. O yüzden e, ku kuantum evet. çağına doğru evet. ilerlediğimiz bu Hı -hı. zamanda illiyeti de devre dışı bırakmayan devre dışı. ve meselenin Tabii. içinde tutan bir anlayış. Ben de Mustafa hocam bu Buyurun. sorusuna daha katkısına şöyle bir açıklama yapayım. Buyurun hocam. Hocam mucizeler... A'lamun nübüvve, delâilün nübüve başta altında, şevâyetün nübü olarak yani bizi nübüvvetin e, ispatına götüren delillerdir. Biz zaten nübüvvete hı hı. inanıyoruz fakat gündelik hayatımızı idame ettirirken mucizelerden ziyade Allah'ın yaratmış olduğu bu sebeplere ve varlık alemindeki işleyişe bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Eyvallah. Hocam çok teşekkür ben ediyorum. Ben çok teşekkür Ramazan hocam, hocam çok teşekkür, teşekkür, ediyorum. Edelim, Efendim e, Profesör Doktor Ramazan Altıntaş ve Profesör Doktor Mehmet Evkuran hocalarımızla İslam düşüncesinde Allah alem ilişkisini konuştuk. Tabii e, konu yüzyıllara sari bir konu ve tartışılmaya da devam edilecek. Biz zamanın Bugünkü kısmında bugüne kadar ki elde edilen bilgiler ve ilmin bugün bizi getirdiği noktada iki kelamcı hocamızla daha çok kelamın bakış açısı üzerinden konuyu gündemimize aldık. Yine tartışılmaya devam edilecek bizimki İslam düşüncesine bir buçuk saat içerisinde bir televizyon programında sunulabilecek katkıyı sunma gayretiydi diyorum ve yeniden farklı bakışın bir başka bölümünde karşınızda olmak ümidiyle hayırlı akşamlar diliyorum efendim hoşçakalın.